Bu videomuzda PowerPoint'ten bahsedeceğiz. PowerPoint'te nasıl daha iyi slayt hazırlarız? Onlara bakacağız. İsterseniz başlayalım. İlk olarak Word ve Excel'de olduğu gibi şu menü hemen hemen aynı, benzer. Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda biz bir slayt hazırlayacağız. Öncelikle burada gördüğünüz gibi boş sayfalarımız var. Bu sayfalarımıza resimler, tablolar, küçük resimler, ekran görüntüleri, denklem ve yazılar eklememize izin veriyor. Başlık ekleyelim. Buraya YouTube yazalım. Burada şeye geçmeden önce, bu slaytı hazırlamaya geçmeden önce bu tasarım kısmında bazı hazır tasarımlar var. Böyle gördüğünüz gibi. Bunları da kullanabilirsiniz. Buradan artık neye ihtiyacınız varsa, hangisi daha çok size hitap ediyorsa. Ama genelde slayt hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Slaytta arka plan açık renk tercih edilmeli. Yani gözü yormamalı veya yazılar iyi okunmalı. Çok karmaşa olmamalı, çok fazla yazı olmamalı. Maksimum 6 satır olmalı diyebiliyorum ve yazı büyüklüğü de 16 diye hatırlıyorum. Yani sizin slaytınızı izleyen insanların hem gözleri yorulmayacak hem de rahatlıkla okuyabilecekler, takip edebilecekler. Yani bu slayt hazırlarken dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Biz buradan sade açık renk arka plan olan bir tasarım seçelim. Şöyle bakıyorum. Burada zaten bir sürü. Bu iyi gibi sanki. Bu olsun. Burada da alt başlık eklememize izin veriyor veya buradan diyelim ki bu alt başlığa ihtiyacım yok. Tıklıyorum ve delete tuşuyla bunu kaldırıyorum. Eğer yazı eklemek istersek bu ekle kısmındaki bu metin kutusu yardımıyla ekleyebiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi yazılarımızı yine aynı şekilde bu giriş bölümünden biçimlendiriyoruz. Yazılarımızı yazdık. Diyelim ki başlığımızı değiştirmek istiyoruz. Bunun yazı tipini değiştirelim. Boyutunu değiştirmek istiyorum. Değiştirdim. Rengini değiştirdim. Word'de olduğu gibi yani bu yazı tiplerini değiştirme Word'dekiyle aynı. Burada da aynı şekilde seçtim. Boyutu kaçmış? 18. 18 olarak kalsın. Veya şöyle yazdık. Burada gördüğünüz gibi nerede kalmıştık? Bu giriş bölümünden bahsediyorduk. Yazılarımızı hizalamamıza da izin veriyor. Yine madde numaraları ve listeler aynı şekilde var. İlk sayfamız bu şekilde kalsın. Bu sayfaları arttırmaya bakalım. Yani atıyorum ki biz 10 sayfalık bir slide yapacağız ama burada 2 tane var. Hemen üzerine sağ tıklıyorum. Ve buradaki yeni slayta tıkladığımda boş bir sayfa beni karşılıyor. Eğer bu slaytı çoğalt dersen bunun içeriğini de alarak kopyalıyor. Bunu kaldıralım. Evet, ekle dedik. Ekle bölümünden resim ekleme dedik. Burada da şöyle vardı masa üstümüzde bazı resimler. Mesela en son Python varmış. Buradan hemen resmimi boyutlandırıyorum. Şu metin kutularını kaldırayım. Şöyle resmimi ekledim. Burada yine resmimizle ilgili bazı düzenlemeler yapmamıza izin veriyor. Çerçeve ekleyebiliyoruz. Daha sonra resmimizin kenarlarını değiştirebiliyoruz.
Böyle çerçeveler var. Buradan farklı farklı. Artık sizin hazırlayacağınız slaytta hangisi daha iyi olur diye düşünüyorsanız siz onu kullanmalısınız. Burası da böyle kalsın. Tasarımlarda yine aynı şekilde renkler, yazı tipleri, efektler, burada gördüğünüz gibi bunları hep kullanabilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gereken şeyler çok bir sayfada çok fazla yazı kullanmamak ve arka planı daha sade ve açık renk olarak tercih etmek. Bu geçişlerde de bu slide sayfalar arasında biz geçiş yaparken bazen efekt eklemek isteyebiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bazı geçiş animasyonları var. Böyle. Buradan çok farklı olanlar da var gördüğünüz gibi. Bunlardan hangisini kullanmak isterseniz bu geçişler bölümünden bunu da kullanabilirsiniz. Her sayfa için farklı bir efekt seçeneği de eklemenize izin veriyor. Yani hepsini aynı yapmak zorunda değilsiniz. Ve burada bu süreler var. İsterseniz bu süreleri arttırabiliyorsunuz. Mesela 3 saniyede bu animasyon, bu efekt dönsün derseniz 3 saniyede, 1 saniye derseniz 1 saniyede. Burada animasyonlar var yine. Burada slide izlememize izin veriyor. Böyle baştan dediğimizde tam ekran oluyor ve yön tuşlarından sağa sola tıklayarak izleyebiliyoruz. ESC ile çıkabiliyoruz. Burada yine Word'de olduğu gibi bu yazım denetimi bölümü var. Dil, çevir, görünümde yine çok ihtiyacınız olacağını ben düşünmüyorum bu kısımlara. Eklentiler var. Ses kaydetmemize yarıyor. Yani kendi sesimizi veya farklı bir sesi de buradan dosyadan ses, küçük resim sesi, ses kaydet gibi seçenekler var. Yani dosyadan ses dersek benim burada masa üstünde olan bu sesi bu sürümde izin vermiyormuş sanırım. Yani slaytımıza buradan kendimiz bir ses eklememize veya kaydetmemize izin veriyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bir video eklememize de izin veriyor. Veya küçük resim videosu diye bir bölüm var. Burada gördüğünüz gibi. Metin kutusundan bahsettik. Alt ve üst bilgi var yine Word'de olduğu gibi. Tarih, saat, slide numarası, alt bilgi. Bakın bunların hepsini tıklayıp uygula dediğimde bu alt kısma eklendi. Bu animasyonlara niye gelemedik? Geçişleri eklediğimiz için mi acaba? Şöyle yok diyelim. Kapayıp açalım şunu kaydetmeden. Evet, bu yazılarla alakalıydı. Çok pardon. Sayfalarla alakalı değil. Atıyorum, bu yazıyı yazdım. Ve seçtiğimde buradaki animasyonlar şöyle göstereyim. Seçtik. Merhaba dedik. Ön izleme dediğimizde buradan bir kere daha bakalım. Yazımız direkt karşımıza çıkmıyor da burada bir efekt yardımıyla mesela farklı bir şey seçelim. Bunu seçtik. Ön izlemesine bakıyoruz. Yukarıdan aşağıya düşüyor. Renk darbesi varmış. Bir de renk darbesine bakalım. O da bu şekilde. Burada yine farklı animasyonlar var. Bu yazılar ve resimler için. Yine aynı şekilde geçişler için. Bu slaytın sayfalar arasında geçiş yapmamız için bazı efektler var. Biz en başta neden bahsetmiştik? Bir slayt hazırlarken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardı.
tasarımımız izleyicilerin gözlerini yormamalı. Çok fazla yazı olmamalı. Yazı tipi böyle sade, anlaşılır bir yazı tipi ve büyüklüğü seçilmeli. Arka planımız olabildiğince sade olmalı ve yazılarımızın büyüklüğü ve rengi okunabilir boyutta olmalı. İzlediğiniz için çok sağ olun.